Ben genel olarak tabii ki hani ligi e, bahsettiğimizde, konuştuğumuzda iki tane tabii e, hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın şampiyonluk adaylarının tırnak içerisindeki artık şampiyonluktan söz etmeleri bile biraz sıkıntıya düştü. İki tane e, takımımızın... E, sürpriz olarak tabii ki kazanamamaları bu haftanın e, olaylarından bir tanesi tabii ki. Siz rekoruya gel geldiniz. Yani <laughs> geldi <olarak, gülüyor> yani. <o> <laughs> genel olarak yani ligi olarak aslında <laughs> <Evet>. ligi değerlendirme sonucu <laughs> yani. Hocam. bu hafta bile tabii Hocam ki, ben ha, Beşiktaş buyur. ve Galatasaray <laughs> adına 2022-2023 sezonunda başarılar dilemek istiyorum. O kadar. Ya benim için öyle. Yani yeni yeni sezona mı baksınlar Hem diyoruz. matematik olarak hem de son maçlardaki oyun gücü olarak bence 2022-23 yılına yavaş yavaş hazırlanabilir. Matematik zaten dediğin gibi çok ortada yani, hesap. Yani. Hani kapanmayacak bir fark mutlaka değil. Futbolun içinde her şey 16 -16. var. Ama oyun olarak dün akşam söylediğimin ha. halen arkasındayım. Ee, bugün semte uğradım hem Kasıpaşa'ya hem Karagümrük'e. Oradaki e, Fenerbahçeli e, Beşiktaş, Beşiktaş, ve Galatasaraylı dostlar ne yaptın akşam dedi, ya? dedi Çok ağır oldu dedi. Niye dedim ne dedim ki dedim ben dün akşam söyledim yani puanları silelim. Lig yeniden başlasın. Herkesin mevcut olduğu e, oyun kalitesi bana yine Trabzonspor'un arayı açıp lider ve şampiyon olacağını düşünüyorum. Yani bütün takımların puanını sıfırlasam şu anda sezon sonu benim için yine Trabzonspor'un bu oyun gücü, bu kalitesi şampiyonluğu ipini göster diyorum yine. Görüntüler üzerinden herhalde yani maç kalitesinden, evet, oyun kalitesinden evet, bahsediyorsun evet. hocam. Evet yani hani diğer takımların e, üzerinde bir oyun kaliteleri var. Evet. Maç kaybetmiyorlar. Ee, dün de bahsettik. O kazanma alışkanlığı, o özgüven takımın üzerinde hit noktada Trabzonspor açısından. O da çok önemli. Yani hocanın da orada mutlu, oyuncular mutlu, camia mutlu. İşte seçimde tek aday başkan giriyor tek ne adayla. tekrar evet, evet, hayırlı olsun. Hakikaten hayırlı olsun. E bunların hepsi üstte koyduğun zaman işte o camiadaki birliktelik de sahaya da yansıyor. Yani bu hafta genel olarak dediğim gibi iki tane takımın gene puan kayıplarıyla Fenerbahçe'nin ilk defa uzun bir aradan sonra hani dört golle buluşması önemli. E, Alanya Spor'un birkaç haftadır düşüşü devam ediyor. Konya Spor bugün dediğimiz gibi kazanamadı aslında e, iki, bir iki puan daha geriden takip edebilirdi Trabzonspor'u. Gene en yakınlarına 12 12 13 14 15 16 18 gibi giden bir puan çok bir farklarıyla puan. hakikaten evet, evet. o yüzden çok büyük bir iş yapıyor Trabzonspor. Kendisini de devre arasına girinceye kadar tabii puan kaybı olur mu? Diğer Fenerbahçe puan kaybı yaşar mı? Bir tık daha yakınlaşabilir mi? Trabzonspor'un biraz aslında kendinin performansına bağlı bu. Puan kayıpları olmaz ama yani tamamen Trabzonspor artık işler kendi elinde. Kendi bacağını kendi kesecek tabiri caizse. Yani ligimiz. Yani orada bence dündüz konuşmuştuk. Kredisini arttırdı aslında Trabzonspor. Burada Fenerbahçe de... Bayağı arttırdı. De... Yani tabii ki bu tabii. kredi bayağı bir kredisi var. Tabii Fenerbahçe bu... üst üste... Kazansa bak, bile mutlaka ki bir yerde takılacak görüntüyü veriyor zaten orada. Fenerbahçe. Dize şimdi şimdi yenmiş olması Hı -hı. E, şeye bir garanti değil yani. ya 4-5 maç devre arası kadar kesin üst üste kazanır demek çok güç ben yani Fenerbahçe beş, için. Fikslü de değil. zor. Dün de kolay. Yani. Yani yani. Fikslü de bakmayalım Ayhan Hoca mesela. Fikslü de bakmayalım. Hani Beşiktaş bitti derken 18 puan. 6 tane maç kaybetmeli Trabzonspor. Beşiktaş da 6 tane kazanacak ki aynı puana gelecek. E aradaki takımlar var. Öyle bir şey olsa başkası lider olacak. Burada tek böyle Fenerbahçe düşünebilir ki düşünmekte haklı. O da şunu düşünür. Ben Antep'i Beşiktaş'ı yenmeliyim. Bir seri yakalamalıyım. Hı hı. İkinci yarıda Trabzonspor gelecek. Hani yendiğini düşünüp 9 puan fark var gibi düşünebilir Fenerbahçe taraftarları ya tabii ki Konya bilmiyoruz ne kadar devam edecek. İkinci yarılarda bu takımlarla ya sadece Fenerbahçe bakış 12 değişiyor. yani Fenerbahçe'de 12 yani hani ondan sonrakiler 13 15 16 yani evet. hani çok var ya fark. Çok fark var. Ha, bırakmalılar mı bu takımı? Hayır bırakmalılar da. Hedef yani bitmez. Futbol. Tabii ki. Hiçbir zaman bir işin garantisi yok. Yok. Ama yani takımların gördük, serisi Beşiktaş yok. E, puan farkı eridi. Beşiktaş'ın puan farkı eridi. eridi. Galatasaray, Başakşehir arasındaki puan farkı eridi. Bunların eriyebildiğini de gördük. Ama bu çok başka bir şey. Ben yani lig tarihinde... oldu bu sefer. Bu sefer çok erken evet, oldu evet. Değil Lig tarihinde şey. ben bunu görmedim. Fotoğraf şöyle biraz daha farklı bunu, hale gelebilir. Bunu forma yapabilirler. Bak mesela pazarlama stratejisi <laughs> uzmanları Trabzonspor'da. Ligin 15 haftasını oynadık. Böyle forma yapabilirler bu, i̇şte bu an İşte çok durumun. erken Sen olursa yani. Çok mı? güzel forma. Hatta <laughs> bir önerim var. Mesela Hamşik ve Keyeme iki tane isim yazıyor bir forma. Değil mi? Cornelius Canini bir forma. ikişer isimli. Victor Edgar bir forma. E tabii bir de Buffon'la... Ha, bir, yani artık dışarı isim bir yazabilirler. <laughs> o kadar formdalar yani. Maç 90 dakikadır o kadar. biliyorsun. O hakem son düdüğü çalmadıktan sonra bu konuşmalar biraz bak, erken olabilir. Yani, 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 bak, yani bak, hep şampiyon. temkin. ama hep böyle temkin. böyle koşturarak evet. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a bakıyoruz. O işte de çok iyi biliriz biliyorsun. Son düdüğe kadar evet. yani neler evet. Neler, evet. Üç, neler çevirdik. Evet. Üç maç üst üste kazanmışlar ama dördüncü yok. Yani bu seriyi yapabilecek sağ içindeki oyun kalitesini, enerjiyi, hissiyatı da taraftara ve izleyiciyi de geçiremiyorlar. E böyle olunca e, Trabzonspor'u çok erken hani şampiyon ilan ediyoruz hepimiz. Ama bunu yaratan Trabzonspor, bunu yaratan takipçileri. Yani evet. bana şunu söyleyebilir misiniz? Evet, Kasımpaşa ile beraber kaldı. Ben maçı izledim. E, oyunun e, küçük bir bölümünde Beşiktaş üstündü. Sonra gerek oyuncu değişiklikleri, gerek yapılan sistem değişikliği, saha içindeki rotasyonlar Kasımpaşa'nın ekmeğine yağ sürüldü. Teknik heyetinde formsuzluğu var futbolcu grubunda. Galatasaray'a geliyoruz. Evet, iyi başladı ama bana göre ilk çıkan 11'de böyle bir takıma karşı Acaba bu orta sahayla çıkar mıydı? Bir önceki yeni Malatya maçı için aynı şeyleri söyledik. Orada da kulübe ve teknik adam ve futbolcu formsuzluğu var. Fenerbahçe'ye geliyorsunuz. Sezon başından beri bir istikrar yakalayamadı. Forvet attı. Şimdi ikinci bölgede sürekli değişiklikler var. E böyle olunca Trabzonspor'a bakalım. Arkadaşlarımızı önümüzdeki hafta hazırlarız. Kaç tane aynı 11 ile çıktı? Hocam puan kaybedecek. Şimdi Mutlaka hiçbir zaman Ama tabloyu şuna çevirmek lazım. %100, ya, 100 diye bir Fenerbahçe, şey yok. Beşiktaş, Galatasaray üçü de iyi oynayacak. 3'ü de Trabzon'la oynadıkları zaman Trabzon'dan üçer bir puan olacak. alacak. Hani o zaman örnek. alırsan şu, e, düşersin. şu an tek başına yapamazsın. Sadece ben. bir örnek. Başakşehir 2 4 6 7 galibiyet, bir beraberlik tamam. değil mi? 1 2 3 4 5 6 galibiyet, Emir bir beraberlik. Beraber. Emre Hoca ile beraber yani, geldiğinden beraber. beri. Yani futbolda hiçbir şey belli değil. Yani olabiliyor. E, tabii hepsi. ki Başakşehir'de yara nasıl krizdeydi biliyorsun. 4 Dörtte sıfırla başladılar sezonu. 14 puan o Yani liderli. Doğru mu? Liderli 14 puan ama ona rağmen 14. Şimdi Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin kadroları da çok düşük ya da Başakşehir kadrosundan tamam. daha düşük diyebilir Burada miyiz? Burada yalnız şöyle bir yani. fark var mı acaba? Bu seriyi aslında şu puan durumu ve oyun bize bunu göstermiyor. Ama büyük Beş takımlar yakalayamadı evet. bu seriyi. O Mesela Başakşehir yakaladı. Evet. Beşiktaş'ı konuşmadık bu arada. Oradan Beşiktaş biz cuma akşam program yapmadığımız için Beşiktaş'la ilgili sorabilirim size. Evet. Başakşehir'in bu yaptığı seriyi diğer büyük takımlardan, yani şampiyon olmuş takımlardan aslında ben bir tek Beşiktaş'ın yapabileceğini hayal ederim. Neden? Çünkü bundan Fener sonrası için bahsediyorum Bundan sonrası herhalde. çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi. Ama son yıllarda böyle bir havası yok. Yani bir kadrosunu oluşturamadı. Hep oyuncular var ama oyun yok orada da yıllardır. Galatasaray şampiyon olduğu yıldan kadrosundan, kimliğinden çok uzaklaştı. Yepyeni bir kadro kurdu. Yani bu iki takımdan böyle bir seriyi beklemek daha zorlama oluyor. Çünkü hala böyle bir oyun uzun zamandır oluşturamadılar. Geçen sene kıl payıyla Galatasaray kaybetti ama sonuçta hala yapılanıyor Galatasaray. Ama Başakşehir Şampiyonluk yaşamış bir takımın iskeletiyle geliyor. Bu potansiyeli var ve potansiyelini gösterdi. Bu potansiyeli olan diğer takım da Başakşehir gibi. Başakşehir aslında bir sezon değil, iki sezon önce, e, önceden bu potansiyele sahip. Beşiktaş'ın ise şampiyon kadrosunun üzerine ekleme yaptı. Tabii. Ben Beşiktaş'tan beklerim aslında böyle bir seriyi. En fazla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde, Başakşehir'in de önünde bir 4-5 maçlık serinin işte, Beşiktaş yapabilmesi lazım. Şu an aslında. o seri de gelse bir şey olmaz. O kadar. Sıkıntı 18 puan. Ve arada kaç tane takım evet, var? Trabzon 2, kaybeder 4... mi anlamında? Hani sen seriyi yakaladın diyorsun. Trabzon kaybetsin. Trabzon kaybeder mi? 7 maç Trabzon kaybetti diyelim. E, Fenerbahçe kazanmayacak mı arada? Üstündeki Alanya Spor, Başakşehir kazanmayacak mı? O yüzden Beşiktaş hani diyorum yeni sezon hazırlıkları başlamalı. Bu Galatasaray için de bende geçerli. Fenerbahçe'yi de tekrar açıklıyorum. Trabzonsporla oynayacağını içeride düşünüyor. 9 gibi görüyor puan farkını. Hani bir olasılık Fenerbahçe'de var. Ama evet. e, Fenerbahçe'de Beşiktaş'la oynayacak, Galatasaray'la oynayacak, Trabzon'la oynayacak, Boşakşehir'le oynayacak ikinci yıllar. Ya bu seyirler kolay kolay bu büyük takımlardan çok zor gelir. Ya Trabzonspor şu an her şey elinde. Bırakmak ya da bırakmamak o da elinde. Göreceğiz. Hiçbir zaman hiçbir şey yüzde yüz demem. Ama Trabzon şu an hadi bir tane daha şey yapıyorum. Yüzde 98 bu ligi sezon sonunda şampiyon bitirmeli. Bir de mottalar da çok önemli. Yani şimdi bakıyorsunuz Galatasaray'da sezon başından beri motta ne? Gençleşeceğiz, yerleşeceğiz, bütçemizi, transfer bütçemizi düşüreceğiz. Evet, geleceğin takımını kuracağız. Evet, ama bunun yanında şampiyonluğu da kovalayacağız. Ama hesap Hayır. ortada. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, futbolcu ve teknik adam sirkülasyonu. Çok sayıda birbirine benzer aynı pozisyondaki oyuncular, teknik adamın sistem değişikliği ve oturtamadığı hep bir sorun. Beşiktaş'a bakıyorsunuz, yapacak bir şey yok diye tekrarda bulunan bir teknik adam. Yani maç sonunda bir teknik Sinyaller adam. Sinyaller de kötü yani. yani onu demek Onu demek istiyorum. Yani verilere bakıyorum, yapacak bir şey yok. Trabzon'a geliyorum, dönüyorum diyorum ki ben diyor maç maç düşünüyorum diyor. Hiç bir şey yapmadık, sadece maç kazandık Hocam, diyor. Hocam eleştirilecek bir şey bulabiliyor musun Trabzonsporla ilgili? Ben buldum. Ne hocam merak ettim. Abdullah ediyorum. Hoca'nın kasketi büyüktü, onu da bu hafta değiştirdi. <laughs> ha bayağı de, büyüttü yani. Ben de şunu derim. Son <laughs> <rahmetli> maçlarda <laughs> son maçta oyuna girdi diye. kosun poşada çok iyi bir koyuta vardı. Abdullah Hoca neden daha çok değerlendirmedin derim. Ama orada da Cornelius canini var. Onu bile diyemiyorum. Ki bu hafta falan. girdi Cornelius. Sa hiçbir şey bulamıyorum şu Sakattı an. zaten. Evet yani yani. Yeni yani koyutanın Yok yani demek istediğim çok uzun... ha, sen tabii biraz da ironi anlamında ha. da söylüyorsun. Yok yani eleştirecek bir şey yok ama bak bugüne kadar geçerli. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bak geçmiş olsun Cornelius önemli oyuncu. Bir darbe yiyor, Oynayamıyor. İşte Cervinius'a sakatlandı. İşte Canenis'i. Hani her şey olabilir. Allah göstermesin. Ama her şey elinde yani. Her anlamda elinde. Eleştirilecek bir konu yok. Başkanından yönetimine, teknik heyetinden, futbolcusuna, kulüpteki çalışanlara, taraftara da bak Taraftarı da aldığı işin içine nasıl aldı? Dakika 20'lerde mırıldanan kazan, bir taraftar sabırlar Kazandıkça olmuyor mu bu? Evet kazanacağını biliyor. Direkt bağlantılı. Direkt. Ya bak biz Karadenizli istediğin kadar bize sabırlı ol diyor. Biz hemen kazansın isteriz. Taraftar <laughs> da sakin diyor ki iyi oynuyoruz, kötü oynuyoruz, kazanıyoruz diyor. Onlar da bekliyor artık son düdüğü değil mi Ayhan Hocam? Ama bunu da Abdullah Hoca sağladı konuşa konuşa. Oraları yönete yönete kolay değil. Sen Trabzonspor taraftarına ya da herhangi bir Karadenizli'ye sakin olun 95 dakika bekleyin diyeceksin. Ya enteresan ben beklemem çok mesela. Ya enteresan bir sezon tabii. Hani Abi. Şimdi Trabzon aldı başını gidiyor. Tabii ki diğer 3 takımımız yani Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'ın da bu kadar düşüş yaşayabileceğini kimse ummuyordu. Özellikle sana çok katılıyorum. Beşiktaş'ın tabii ki şampiyon olan kadro üzerine takviyeler, Şampiyonlar Ligi için yapılmış takviyelerle daha güçlenmiş bir kadro. Tecrübeli bir kadro. Şampiyonluk da yaşamış grup da var. Onların üzerine gelen oyuncular da var. Tabii ki beklenti ve umut çok fazlaydı. Hani oradaki düşüş aslında ne Galatasaray'ın beklentisi bu kadar fazlaydı ne Fenerbahçe'de bence bu kadar fazlaydı. Yani Beşiktaş'ın fazla en fazla beklenti Beşiktaş'ın kadrosunun bu sene evet, alır götürür di diye. Çünkü 13 kişi şampiyon olmuş takıma Bon e, bonservisleriyle anılan geçen senenin iki tane önemli yıldızı. Üstüne de Alexis'i, Piyaniçi, kaleci Merti, yani eee Hocam kadro iyi diyorsun. Son gün son saatte Piyaniç geliyor bu kadronun üstüne. Yani, yani o şike e, muhabbeti. E, e, yani kliye yani, aldık muhabbeti var diye. Ya, ya yani orada yani. bütün hepsi gelse de Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın bu noktada evet. oluşu hani hocası da aynı geçen seneden. Yani hiçbir değişiklik yok. Ne değil mi yani, başkanı yönetim aynı, yani. yönetimi aynı. Büyük bir motivasyonla aslında başlanılan ve Şampiyonlar Ligi'nde de bir hedef kuruldu biliyorsunuz ki diğer gruplara göre daha nispeten, da iyi bir gruptu yani. nispeten. Hoca, hocam yani. bir de üstüne seyircili oynuyorsun bir de bak seyirciyi Tabii. de katıyorsun Tabii. bence sezonun en büyük hayal kırıklığı 15 hafta itibariyle net Beşiktaş